Ömür bugün burada. Ferhat hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Gülay hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok iyiyiz elhamdülillah hocam. Elinden yüzüne nur akıyor maşallah. Maşallah. Nur. Hocam siz de çok çok güzelsiniz. Yani gözleriniz şahane maşallah. Elhamdülillah. Kaç yıldan bu yana hocam talebemsin? Hocam 18 yıldır inşallah. Allah Allah. Allah Allah. 93'te maşallah. Geldim hocam. Özal'ın öldüğü zamanlar. Arkadaşlar bana ölümden bahsetmişti. Onun üzerine Allah nasip etti sizle tanıştım. Elhamdülillah çok çok şükrediyorum. Allah ilmini irfanını artırsın. Maşallah. Münafıkın ve münafıkatın, kafirin ve kafiratın, it kopuk takımının, deccal ordusunun şerlerinden seni ve diğer bütün müminleri Allah korusun. İnşallah. Elhamdülillah. Serap hocam maşallah elinden yüzüne nur akıyor. Bu arada başın sağ olsun. Anneciğinle inşallah cennette beraber olursun. Allah annene cennet nasip etsin. Efendim dünya ölümlüdür. İnşallah mühim olan Allah'ın rızasına uygun yaşamak. İnşallah Allah cennette annenden kardeş eder. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Evet. İnşallah. İnşallah. Nasılsınız? Hocam, çok iyiydim ama sizi görünce çok çok daha iyi oldum hocam. Maşallah. Maşallah. Yani güzelliğiniz gözümü kamaştırdı. Ve gözlerinizin, bilmiyorum ekranda o kadar yansımıyor diye düşünüyorum. Gözlerinizin yeşili çok çok güzel. Çok maşallah. Derin, çok anlamlı maşallah. Gördüğüm maşallah. En güzel göz maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. İman nuruyla bakıyorsun. Elhamdülillah. Güzel görüyorsun. Elhamdülillah. Bir de Deccal ordusuna bir sor bakalım. Onlar da hasetlerinden çatlıyordur evet. Hocam yani inşallah. Onlar evet. Günden güne çirkinleşirken siz günden güne güzelleşiyorsunuz ve nurunuz artıyor maşallah. Maşallah. Gençliğiniz, güzelliğiniz, neşeniz, sağlığınız maşallah. Çok çok güzel elhamdülillah. Maşallah. Neşem de sen diyor, ruhum da sen diyor. Bilmem ki nasıl söylesem diyor. Allah 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 ya kardeşim nedir bayram geçti misafirler daha hala akın akın geliyor. Hocam siz hep bize soruyorsunuz evet. Seviyor musunuz diye. Biz sizi çok çok seviyoruz. Yani ben de arkadaşlarım da kelime bulamıyoruz bunu anlatacak. Maşallah. Maşallah. Ama tabii sizin de bize sevginiz. Yani ben düşünüyorum yani dünya üzerinde beni sizin sevdiğiniz kadar kimse sevmedi, kimse merhamet etmedi, kimse itina etmedi, kimse ahiretimi düşünerek bu kadar ilgilenmedi, özenmedi. Yani sizin insan sevginiz Allah için, Allah'ın yarattıklarına olan sevginiz çok çok güzel. Allah sizden razı olsun Allah hocam razı inşallah. Olsun. Maşallah. Yobazlara kalsa, o alçak köpeklere kalsa mesela bu çocukların yanına yanaşmazlardı. Evet. Değil mi? Tabii. Oo kadın yanaşma falan işte mankenler işte sanatçılar ama yanaşmayın. Köpek herifler onları küfrün efendim deccaliyetin eline teslim etmek isteyeceklerdi. Biz o pisliklere uymadık. Benim bu canlarımı küfrün ve deraletin elinden aldım, kurtardım. Allah elhamdülillah. Razı olsun hocam. Hiçbir şey yapamazlar elhamdülillah. Evet. Kaç yıldan bu yana beraber? 17 maşallah. Allah Allah, Allah Allah maşallah. Allah daha da devamını getirsin. İnşallah. Bir nur, bir suhulet, bir güzellik evet. Yüzünüzde sadır olmuş maşallah. Maşallah. Maşallah hocam Allah razı olsun. Sizin nurunuzun yansıması hocam maşallah. Maşallah. Yani dek bütün müminler nurlar zaten. İnşallah. Maşallah. Ya şu neşem de sen, ruhum da sen, bu şarkıya kafam takıldı. Birisi bu bulsun da Allah aşkına dursun yanımda. İnşallah. Evet. Serap hocam, zat halinizden bir ayet istirham edeyim. İnşallah hocam. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. Ankebut suresi 2 ve 3. ayetleri inşallah. Maşallah. 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 Gülay hocam buyurun. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün Malikidir. Biz yalnızca sana iman eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramış ve sapmışlarınkine değil. Fatiha suresi inşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hocam Umut Akyürek'ten var. Ya kardeşim şimdi sen tam can damarım oldu. Dünya tatlısı onu ben çok seviyorum. Allah annesine de ona da kardeşine de uzun ömür versin. İnşallah. Yani muhteşem sanatçı, şahane.
Şahane, şahane. Çok güzel insan. Eğer bir mahsur yoksa sizden de istirham edeyim. Estağfurullah hocam. Buyurun bir dinleyelim. Çok güzel söylüyor maşallah. Maşallah. Ya kardeşim ne varsa eskilerde varmış ya. Ne güzel parçalar kardeşim ya. Hop çiki bom tarzında parçalar şimdi. Yani çoğu öyle. Müzik dediğim böyle olacak ya. Ne güzel. Maşallah çok güzel okuyor. Çok güzel maşallah. Bir sisli hazan kesilir diyor inşallah. Peygamberimize ithaf edebiliriz inşallah. İnşallah. Ona, peygamberimizin güzelliğine inşallah. İnşallah. Efendim. Yaşar Nuri Öztürk hocamız rahatsızlanmış, hastanedeymiş. Allah şifa versin. Mümin, muttaki bir kardeşimizdir. Efendim bir kısım ehl-i sünnete uymayan görüşleri olsa da la ilahe illallah Muhammeden Resulullah kardeşimizdir, ehli kıbledir, dürüst bir insandır, delikanlıdır. Allah acil şifa versin inşallah. İnşallah. Efendim. İyi efendim, tamam. Maşallah sabahımız nurla dolu canım hocam, hoş geldiniz diyor. Yani siz görünce neşemize, sevincimize, coşkumuza diyecek yok. 40 yaşındayken 18 yaşında hayatın baharında cıvıl cıvıl gençlere dönüyoruz maşallah. Sizi deli gibi seviyoruz. Vurgunuz size, elinize, yüzünüze, gözünüze, gönlünüze, her bir zerrinize diyor. Ne yapacağız biz bu aşkla diyor. Artık sizi uzaktan görmek yetmiyor canım hocam diyor bir hanım kardeşimiz maşallah. Maşallah. Hocam bu arada sesiniz de çok çok güzel. Bilmiyorum yeterince duyuyorlar mı? Yani ama ben imin 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 eterim burayı da fakat şimdi. Yani daha, maşallah. Çok yani. Daha şartlarım var. İnşallah. Efendim. Kanun olması gerekiyor. Cümbüş olması gerekiyor. Efendim. Keman olması gerekir. Falan. Yani. Efendim, Sefa Köy'den kardeşlerimiz izliyoruz diyorlar. Said Muhammed, sizi çok seviyoruz diyor hocam diyor. Size çok benzemek isterim diyor. İzzet Güllü. Evet. Maşallah, maşallah kardeşim bu nedir böyle ya, her yer ayakta. Maşallah. Hocam, yakın zamanda annem buradaydı, iletme imkanım olmadı. Ben 93'te geldikten sonra sizin arkadaşlarınız çok fazla, çok yoğun bilgiler aktardı. Kütüb-i Sitte, Risale-i Nur dersleri, Allah razı olsun sizin vesilenizle. Aynı zamanda anneme de bir yıl, bir buçuk yıl bilgi aktardılar. Benden sonra bir yıl sonra o da kapandı. Beş vakit namazlarını kılıyor. Çok yoğun Kur'an ayeti var, çok fazla ayet bilgisi var. Maşallah, maşallah sizin vesilenizle. Maşallah. 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 Maşallah.
Hocam da Risale-i Nur uzmanıdır. Seraf Akıncıoğlu hocamız. Maşallah hocam, sizin tabii vesilenizle. İnşallah. Maşallah. Hocam diyor, niye de bu kafirata bu kadar galiz sözler ediyorsunuz diyor. Delikanlılığımdan, yiğitliğimden, aslanlığımdan. Tabii ki inşallah. Kükrüyoruz, kükrüyoruz. Allah Kur'an'da onları yani müthiş aşağılıyor. Müthiş aşağılıyor. Onları aşağılık maymunlar ve domuzlar olarak yapıyor. Allah köpek olarak belirtiyor. Dilini sarkıtan köpeklere benzetiyor Allah. Efendim aslandan ürkmüş, yaban eşeklerine benzetiyor. Bizden ürktüklerine göre bu yaban eşekleri, biz de onları bu eşek kafalıları kovalamakla mükellefiz. İnşallah. Evet. Gereğini yapıyoruz. İnşallah. İnşallah. Hocam siz, Abdullah kardeş. Siz daha önce söylemiştiniz onların dine yaptığı tahribatı, yani diğer kimse yapmadı diye Yobaz takımının. Ya kendi kardeşim, bunlar Deccal'ın iri boynuzu bunlar. Evet. Rahmetli Atatürk bunların pisliğini bildiği için Allah onu görevlendirdi. Evet. Atatürk Mehdi öncüsüdür. Evet, evet inşallah. Çok inşallah. Atatürk çıkmadan Mehdi çıkmaz. Evet. Evet. Önce Atatürk, sonra Mehdi çıkmıştır. Evet inşallah. İnşallah. Kimler burada diye sormuştun sanırım hocam diyor. Buradayız inşallah diyor. Maşallah. Efendim, evet. Güle hocam nasılsınız? Çok iyiyim elhamdülillah hocam. Hocam izin verirseniz bir ayet söylemek istiyordum. Boğulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Herkesin yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız Allah sizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Maşallah. Maşallah. Hocamın hem Kur'an'a hem de Risale-i Nur'a vukufiyeti çok güçlüdür. Elhamdülillah. Hocam, Serap hocamla daha önceden tanışıyor muydunuz diye sürekli soruyorlar. Evet, gerçekten tanışıyorduk fakat sizin vesilenizle kardeş olduk. Onun için özellikle bu ayeti söyledim. Müslümanlar ancak kardeş gibi yaşıyorlar. Dışarıda kıskançlık, haset oluyor. Birbirinin güzelliklerinden zevk alamıyorlar. Mesela ben Serap'ın güzelliğinden çok zevk alıyorum. Kesinlikle kıskanmıyorum. Başarılarından çok zevk alıyorum. Elhamdülillah. Maşallah. 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 Öbürü aysiyetsizliktir. Çok çirkin bir hareket tabii. Evet. Efendim. Başka ne anlatalım? Hocam var mı senin anlatacağın şeyler? Tabii var hocam inşallah. Keşmir Cumhurbaşkanı Sardar Muhammed hiçbir şekilde Hristiyanlara karşı olmadıklarını, yalnızca Keşmirliler olarak hayatlarını Müslüman olarak sürdürmek istediklerini söylemiş. Ayrıca şu anda Keşmir'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, ancak eğer dünyadaki Müslümanlar birlik olur, Hindistan'ın üzerine baskı oluşturabilirse, o zaman Hindistan Keşmir'den çekilir ve Keşmir kurtulur açıklamasında bulunmuş hocam. Kardeşim, İttihat-ı İslam, Türkistan Birliği olmadan hiçbir şey olmaz. İnşallah. Mehdi çıkmadan hiçbir şey olmaz. İnşallah. Ne Keşmir kurtulur ne başka bir yere. Evet. İsterseniz bakın seyredin, seyrediyorsunuz zaten. Evet, evet. Sürekli acı ve azap çekecekler Müslüman. Başka evet çaresi yok. Mehdi'den başka hiçbir yolu yoktur. İnşallah. Hayırlı günler hocam. Ben sizinle tanışmadan önce ateistim. Evrim teorisine inanıyordum. Fakat siz benim yol göstericim oldunuz artık. Allah'a inanıyorum. Allah sizden razı olsun. Fakat ailem ateist olduğu için onlara söyleyemiyorum. Çok korkuyorum. Ne yapayım? Adımı okumazsanız sevinirim. Ah benim canıma. Sen kendini kurtarmışsın. Tamamdır. Ailene de Darwin'in evrim teorisiyle ilgili. İstesen ben sana bir yaratış atlası göndereyim. Koy masanın üstüne. Aile tuzla buz olur yani. Konu hiç kalmaz. İnşallah. Mesele hallolur inşallah. Ya maşallah maşallah her yer birbirine girmiş maşallah. Bremen'den yazıyor kardeşlerimiz. Maşallah. Şimdi bizim sevimli ne diyor? Hocam diyor, şu sırtındaki mührü bir görelim. Yazın yazın gel yüzme havuzuna, orada yüzerken biz şöyle bir göz atıp bakarsın. İnşallah imanın tamam. İmanla ne alakası var? Hadi birçok insanın sırtında ben vardır.
Birçok insan da onun sırtında ben. Yani o onun Mehdi olduğunu göstermez ki. Yani. Ama doğru, sırtımda koskoca bir ben var yani. Kalp hizamda var. Ama yani şimdi biz onu, sen onu görünce Allah'ın bunca deliliğinden iman etmiyorsun da kerata oradan mı iman edeceksin? Ne alakası var? Onun için diyorum sen tavşan çetesi diye. Yani tavşanların ekibindensin anlamına geliyor. O tavşanlarla beraber. Bütün tavşanlar bir çetedir biliyorsun. Ekip halindedir. Sen de tavşanların içerisinde minik bir tavşansın. İnşallah. Tabii iyi niyetle söylüyorsun. Allah razı olsun. Güzel. Ama hakikaten hayret vericidir Peygamberimizin bu kadar detay vermesi. Efendim. Çok şaşırtıcıdır. Yani çok büyük bir mucize bu. Çok şaşırtıcı bir şey. 1400 sene öncesinde Mehdi'yi bu kadar detaylı tarif etmesi Resulullah. Evet. Ya hiçbir insan bu kadar detaylı tarif etmemiş. Sahabeler o kadar çok sormuşlar ki. Evet. Sürekli sormuşlar, o da sürekli söylemiş. Evet. Bak alnı geniştir diyor. Alnında bir iz vardır. Kaşları kavislidir diyor. Kaşları birbirine yakındır diyor. Kaşları yüksekçedir diyor. Yani gözüyle kaş arasındaki yükseklik yüksekçedir diyor. Fakat kaşlar birbirine yakındır diyor. Yani bazı insanın kaşları ayrık oluyor ortası. Evet. Öyle değil. Mesela kaş çatma çizgisi tektir diyor. Yani evet. Çok ayrı derece. Evet, çok detaylı. Burnu kalkık küçüktür diyor. Gözleri yeşildir diyor. Mesela sakalının detayına kadar. Yani normal benim bildiğim sakal normal. Gür bir sakal evet. Vardır. Evet. Değil mi? Yani öyle değil diyor Peygamberimiz. Yandan ince, alttan meczum cezmedilmiştir sakalları diyor. Düzeltilmiş bir sakalı evet, vardır diyor. Evet. Hatta cübbeli açıklığı bak diyor ki şu bölüm var ya şurası. Burası diyor parlak ve çok düzgündür diyor Peygamberimiz. Evet. Cübbeli hadisinde evet. Hadislerden istifade açıklıyor. Evet. Yani bu çok müthiş bir detay. Maşallah. Evet, maşallah. Mesela yüzlerinde bir ben vardır diyor. Müthiş bir detay. Evet. Saçları siyahtır diyor. Yüzünün nuru saçlarına yansır diyor. Yüzü parlaktır evet. Diyor. Konuşurken. Efendim. Evet konuşurken ağırlık vardır diyor. Dilinde ağırlık vardır. Evet. Zaman zaman konuşmasının duracağını anlıyoruz. Evet. Mesela omuzları geniştir diyor. Evet. Omuzları geniş. Ama bütün vücudunun geniş olması diyor. Alnı geniş diyor. Evet. Omuzları geniş. Evet. Karnı geniştir diyor. Bak karnı evet. Da geniştir diyor. Uylukları da geniştir diyor. İnşallah. Yani boydan boya evet. Geniş bir yapıda maşallah, olduğunu anlıyor. Maşallah çok iyi. Maşallah. Ayaklarını diyor dışarıya doğru atar diyor yürürken. Evet. Hayırlıktır diyor. Sırtında Resulullah'ta olduğu gibi bir ben vardır diyor. İnşallah. Sırtında Resulullah'ta gibi bir ben var diyor. Çünkü böyle biliyorsun değil mi? Bayağı hayret dolu evet. Söylüyor. Ve çok güzel Peygamberimizin ismini anarak anlatıyor. Bir ben vardır diyor. Bakın detaylara bakın. Evet. Sağ ayağında bir ben vardır diyor. İnşallah. Ya kardeşim evet. Tanımlamak mümkün mü bunu? Evet. Sağ ayağında bir ben vardır. Evet. Sağ göğsünde diyor. Sağ göğsünde yaprak büyüklüğünde bir ben vardır diyor. Yani bayağı büyükçe yani şöyle mesela el büyüklüğünde. Evet. El ayası gibi. İnşallah. Yani, yahut yaprak artık ne evet. Kadar yaprak büyüklüğünde. Evet. Bir ben vardır diyor. Ya müthiş detaylar bunlar. Evet. Mesela alnı fırlak alnı değildir diyor. Yani dışarı doğru bombelidir ya alnı. Evet. Bombeli değildir, hafif çukurdur diyor alnı diyor. Evet. İnşallah. Yani içeriye doğru hafif çukurdur diyor. Mesela bu müthiş bir detay. Evet. Gözleri hafif çekiktir diyor. Mesela müthiş bir detay. Evet. Maşallah. Bak, gözleri hafif. Yani öyle bir eşkal belirlemesi ki. Yani, maşallah. Çok şaşırtıcı. Evet, maşallah. İsa Mesih de mesela diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçları diyor su değmediği halde ıslak gibi görünür. Altın sarısıyla kestane rengi karışımıdır. Hazreti İsa Mesih'in saçları. Burnu çillidir diyor. Evet. Mesela bak, onu göreceğiz burnundaki çilli. Evet, inşallah. Ama elleri de çillidir diyor. Ayakları da çilli. Maşallah. Elhamdülillah. Dünya tatlısı. Omuzları geniştir diyor ama beli ince. Mehdi'den ayrı. Evet. Mesela karnı geniş, onun beli ince diyor. Atletik yapılı. Orta boyludur diyor İsa Mesih için.
Yüzü çöpek nurludur diyor. Onun burnu küçük ve kalkık İsa Mesih'inde. Maşallah. Onun gözleri gri. Gridir ve çok keskindir diyor gözleri. Elhamdülillah. Çok keskin. Maşallah. Ve annesinden doğduğunda mis gibi kokulu doğmuş. Maşallah. Ve üstünde hiçbir leke olmadan. Yani bu çok büyük mucizedir. Maşallah. Çünkü çocuklar genelde kirlenmiş olarak evet. doğuyorlar. Evet. Çok nurlu ve tertemiz doğmuş diyor. Tabii peygamber olduğu için yüzünde olağanüstü bir hal oluyor. Yani o hemen anlaşılır. Yani evet. normal bir Müslüman anlar. Maşallah. Fakat Mehdi halk arasında gezdiği halde Mehdi'yi anlayamıyorlar. Evet. Hazreti Yusuf gibidir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O insanları görür. İnsanlar da onu görür diyor. Evet. O insanları tanır ama insanlar onu tanımaz diyor. Evet. Mehdi'yi tanımaz. Maşallah. Hazreti İbrahim gibi uzun ömür olacak diyor peygamberimiz. Hazreti Eyüp gibi çok çile çekecek diyor. Tevrat'ta da geçiyor Mehdi'nin çile çekeceği. Evet. Zer alemindeyken Allah Mehdi'ye diyor ki çok azap, çok çile çekeceksin diyor. Kabul ediyor musun diyor Mehdi'liği diyor. Evet. Evet ya Rabbi diyor. İftiharla kabul ediyorum. Maşallah. Diyor. Maşallah. Gene soruyor Allah. Ya Rabbi diyor iftiharla kabul ediyorum. Maşallah. İnşallah. Yani kaderinde Mehdi'nin çok çile vardır. Bütün it kopuk takımı, ne kadar aşağılık köpek varsa, ne kadar münafık var, münafıkat, kafirin ve kafirat varsa, iblis ordular, deccal orduları olduğu gibi onun üzerine yönleneceklerdir. Onun ve talebelerin üzerine. Mehdi'nin bir alameti de budur. İnşallah. İtin kopuğun ve aşağılık adamların Mehdi'ye karşı kin duymalarıdır. İnşallah. 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 Hocam inşallah Allah'ın izniyle 18 yıllık duam var Hazreti Mehdi'ye talebe olmak için. İnşallah maşallah. Allah nasip eder. Benim de 30 yıllık bir duam var. Maşallah. Hocam ben de sizin arkadaşlarınızla tanışmak istiyorum. Yardım edin lütfen diyor. Alper Akan. Alper bak bir kere tanışmak için çok şartlar var. Ne yapacaksın? 6 tane vesikalık fotoğraf. Kerada kitapları okuyorsan, bizi görüyorsan, konuşuyorsan bütün sevdiklerimiz her yerde zaten talebem olmuşsun, kardeşimiz olmuşsun demektir. Ben de senin talebenim. Zaten konu bitmiş. İnşallah. Adnan hocam selamun aleyküm. Ben Trabzon'dan Niyazi. Cinler hamile kalır mı? Buyurun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ahmet Faik Erdin. Evet cinler tabii çoluk çocuğa kavuşuyor onlar. Bayağı bir ekip olarak geziyorlar. Her evde vardırlar. Çabuk ürer cinler. İnşallah. Hocam siz melekler ve cinler insanlar arasında dolaşır, onu normal insan zannederler ama fark etmezler demiştiniz. Evet. Maşallah. Meryem Mübarra Cil, Almanya Stuttgart. Güzel yüzlü hocam, ben 5 yaşındayım. Ve yazı yazmayı bilmiyorum fakat abim 7 yaşında, ona yazıyorum. Sizi babam ve abilerimle birlikte izliyoruz, oradaki ablalarım ve sizi çok seviyoruz. Bir de kedileri ve kuşları çok seviyorum. Bana izletir misiniz? Ben çok de senin o minik burnunu ısırıyorum. Çok şeker. Maşallah. Çok şeker. Maşallah. Benim güzelime bak kuşları çok seviyormuş, kedileri çok seviyormuş. Bir film hazırlayın. Gerçi var bizde ama çok detaylı hazırlayın. Seyrettireyim ben ona inşallah. İnşallah. Hocam bu arada yine her zamanki gibi çok çok şıksınız. Maşallah. İnşallah çok göz alıcı güzelliğiniz maşallah. Onu da söylemeden maşallah, geçemeyeceğim. Yani maşallah. Doğru söze evet. ne denir? İnşallah. Hocam televizyondan da gerçekten çok çok güzel görünüyorsunuz ama yani sizi gerçek gözle görmek gerekir maşallah. Ama o zaman bir konumuza da soralım. O da aynı görüşte mi? O zaman inanacağım. İnşallah. Yeah, really. Of course. Gerçekten tabii ki diyor. O zaman kesinleşti. Kesinleşti. Maşallah. Kesinlik şerhini koyuyorum net. Maşallah. Hocam sizin güzelliğinize yansıtacak bir teknoloji henüz daha oluştuğunu maşallah. Düşünmüyorum maşallah. Çok sevgili bir tanecik canım hocam. Siz maşallah dikkat çekin her konuda her toplumda her Müslümanın üzerine belirgin bir gelişim oluyor. Bu üçüncü sayfa olay denen olaylar konusunda nasıl çözüm önersiniz? Evet işte imanla çözülür yani. Darwinist materyalizme karşı tavır almak lazım.